Herkese merhaba. Sizlerden uzun süredir kraker tarifi isteği geliyor. Ben de bugün öyle bir kraker yaptım ki keten tohumlu. Yapması çok kolay, yemesi çok keyifli. İster kendiniz yiyin, ister çocuklarınızı servis edin. Hem de şöyle gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldu. Umarım siz de keyifle izler ve mutfaklarınızda denersiniz. Keten tohumlu kraker için hemen malzemelere bakarak işe başlayalım. Yarım su bardağı keten tohumu kullanıyorum. Şöyle bir şey yaptım. Onun üzerine böyle 1-1,5 su bardağı kadar sıcak su ekledim. Ve de yaklaşık 1-2 saattir o suyun içinde bekliyorlar. Vaktiniz yoksa 1 saat beklese de oluyor. Bu sayede böyle keten tohumum jölemsi bir kıvama geldi. Şöyle biraz reyhan yaprağı kullanacağım lezzet vermesi için. 2 yemek kaşığı kadar kurutulmuş domates, 2 yemek kaşığı kadar taze biberiye, bir o kadar kekik kullanıyorum. 1 çay kaşığı soğan tozu, 1 diş sarımsak, biraz tuz, karabiber ve paprika kullanıyorum. Yine lezzet vermesi için. Şimdi ilk önce aslında bütün her şeyi, keten tohumu hariç bütün her şeyi bir doğrayıcıya alıyorum. Aynen böyle taze kekiği olduğu gibi biberiye. Sizin sevdiğiniz farklı otlar varsa, farklı baharatlar varsa onları da kullanabilirsiniz. Kurutulmuş domates. Çok yakışıyor. Bu arada evde bunun hiçbiri yoksa sadece keten tohumuyla bile yapabilirsiniz. Öyle de gayet güzel oluyor. Soğan tozu. Bir diş sarımsak. Reyhan. Şimdi biraz karabiber. Birazcık paprika. Ve de biraz tuz ekliyorum. Her şeyi güzelce doğrayıcıdan geçiriyorum. Ve tamamız. Şuradan kurtulabiliriz. Şimdi keten tohumunun suyunu süzeceğiz. Bu arada eğer yumurtaya alerjiniz varsa, yumurta yemiyorsanız böyle içinde yumurta olan keklerinizde, kreplerinizde, böreklerinizde keten tohumu da kullanabilirsiniz yine suda bekletip. Bağlayıcı özelliği var. Aklınızda bulunsun. Bu süzdüğümüz su da aslında çok faydalıymış. O da aklınızda bulunsun. Yani bunu böyle içerseniz de bayağı zengin bir protein kaynağıymış. Zaten iyice artık gördüğünüz gibi şöyle bir jölemsi kıvama geldi. Ondan dolayı krakeri çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. İşte unsuz, yumurtasız bir kraker. Suyunu da süzünce şu kadarcık bir şey kalıyor. Çünkü geri kalanı zaten keten tohumu içine çektim. Şimdi bunu daha büyük bir kaseye alacağım. Ve de doğrayıcıdan geçirdiğim otları, baharatları da keten tohumunun içine olduğu gibi aktarıyorum. Dediğim gibi eğer böyle baharat yoksa, sade yapmak istiyorsanız içine biraz tuz ekleyip de yapabilirsiniz. Ben daha önceden denedim. Gayet güzel oluyor. Biraz kırmızı biber de katabilirsiniz. Her şeyi güzelce bir karıştırıyorum, harmanlıyorum. Ve de üzerine yağlı kağıt koyduğum bir fırın tepsisinin üzerine incecik olacak şekilde alıyorum. Ben bu krakeri yaptığım zaman nasıl yiyorum? Böyle sabah kahvaltısında canım ekmek yemek istemiyorsa işte büyük bir parça koparıp üzerine krem peynir sürerek yiyorum. Ya da atıyorum salata yaptım ama yine işte içine ekmek katmak istemiyorum. O zaman bu krakeri elimle ufalayıp ekliyorum. Yani her türlü kullanabilirsiniz. Oğlum Ali denedi ve çok sevdi. Oldukça sağlıklı bir besin biliyorsunuz keten tohumu. Mümkün mertebe çocuklara yedirmekte fayda var. Kraker olunca yiyorlar. Şöyle aralarında boşluk kalabilir yani boşluk varmış gibi gözükebilir. Aslında bunlar da birbirine bağlı çünkü gerçekten bu bir jöle gibi olduğu için birbirini tutuyor. Bunu pişirmesi de şöyle kurutma mantığında pişiriyoruz. Önceden ısıtılmış 100 derece fırına veriyorum. Alt üst fanlı olarak çalıştırdım. Ve yaklaşık böyle 1,5-2 saat kadar pişmesi sürüyor. Ondan sonra işte uzun süre muhafaza edebileceğiniz bozulmadan çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yedirebileceğiniz kendiniz de yiyebileceğiniz krakerimiz hazır oluyor.
Keten tohumlu kraker fırında tam 2 saat kaldı. Ondan sonra fırını kapattım. Bir 10 dakika fırının içinde hafif ılıması için bekledim. Sonra dışarıya aldım. Zaten artık kraker kıvamına geldiği için yağlı kağıttan böyle hop diye kaydırabilirsiniz. Şöyle elinize aldığınız vakit, tabii soğuduktan sonra şöyle kırabiliyorsanız da işte tam bir kraker kıvamına gelmiş demektir. Şimdi hemen bir parçasını da tabii ki tadacağım. Kıtır kıtır, işte isterseniz üzerine labne sürün, krem peyniri sürüp yiyin. Çok sağlıklı, çok lezzetli bir atıştırmalık. Umarım sizler de denersiniz. Eğer kanalıma hala abone değilseniz birbirinden farklı güzelce yemek tarifi için lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.